Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere favorilerim videosunu çekeceğim. Bu yıl 7. kere. Bir sürü favorim var. Gerçekten bu ay gerçekten çok fazla favorim var. Hatta herhangi bir aydaki en fazla favorim bu ay olmuş olabilir, yani emin değilim. O yüzden çok lafı uzatmadan formatı biliyorsunuz. Bu ayki birkaç favori şeylerimi sizinle paylaşıyorum. Evet. Şimdi videoya geçelim. Şimdi öncelikle size en sevdiğim, bu ayki favorim olan filmlerden bahsetmek istiyorum. Bu ay filmler için mükemmel bir aydı. O kadar güzel filmler izledim ki, yani bir aya bu kadar güzel film sığdırmama çok şaşırıyorum. Her neyse. Bu ay ilk başta Shiva Baby diye bir film izledim Mubi'den. Ve çok güzeldi. 5 üzerinden 4,5 verdim. Shiva Baby şunu konu alıyor. Daniel diye bir kızı takip ediyoruz. Shiva diye bir olayları varmış Yahudilerin, ben bilmiyordum. Sanırım biri vefat ettikten sonra bir cenaze, bir anma dönemi gibi bir olay. Neyse, bir Shiva'ya gidiyor. Ve Daniel üniversite öğrencisi ve aynı zamanda para karşılığında cinsel ilişkiye giriyor. Shiva'ya gidiyor ve müşterilerinden birini Shiva'da görüyor. Ve bunu anksiyete dolu bir şekilde izliyoruz. 1,5 saat boyunca neredeyse. Yani ilk şok oradan geliyor ve ondan sonrasında da bir sürü ayrı ayrı şoklar ardı ardına geliyor. Gerçekten anksiyetemi böyle şey yapan bir filmdi. Daniel'in yerinde olmamak için yapacağım şeyler listesi çok uzun. Mubi'den izlerseniz aynı zamanda filmin sonunda filmin yönetmeniyle bir tane röportaj var. Shiva Baby'yi kesinlikle öneririm. Ardından yine Mubi'den izlediğim bir film bu ayki favorilerimden oldu. O da Certified Copy, yani aslı gibidir. Kitabını tanıtmak üzere İtalya'ya gelen James diye bir adam var ve aynı zamanda hani o konferansa giden Elle diye bir kadını takip ediyoruz. İtalya'nın Toskana bölgesinde geçiyor. İşte bir gün boyunca böyle birlikte müzelere gidiyorlar, etrafı geziyorlar falan filan, öyle bir film. Şöyle bir şey diyeceğim. Mesela ben hani sinefil olmaya çabalayan bir insan olarak bazı filmlerde, bazı böyle çok kült, çok mükemmel dedikleri filmlerde ne oldu şimdi? Ne izledim? Bunun neresi bu kadar özeldi? Dediğim filmler oluyor. Bu da o yönde gidiyordu. Ama nasıl bir büyü yaptı bu film bana bilmiyorum. Ama bunu beğendim. Bazı filmler oluyor gerçekten. Evet, böyle sinematografisini kesinlikle beğenebiliyorum. Senaryo yazımı evet, tekrardan incelediğim zaman çok güzel oluyor. Ama ilk başta izlediğimde ne oldu şimdi? Hani hiçbir şey anlamıyorum. Bunda da hiçbir şey anlamadım aslında ilk başta izlediğimde. Ama bu, bilmiyorum, böyle bir Before Sunrise, Roman Holiday vibe'ı vardı bu filmde bence. Hani böyle bir şehri gezme, iki kişinin falan filan. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Bu herkesin hoşuna gitmeyecek filmler kategorisinde, herkesin hoşuna gidebilecek filmler kategorisine yakın olan bir film. Evet, bunu böyle açıklayabilirim bence. Çok güzel bir film, gerçekten öneririm. Favori filmlerim, üçüncü favori filmim bu ayki. The Celebration, Thomas Vinterberg'den. Thomas Vinterberg'in belki adını duymuşsunuzdur. Bu yıl Oscar'larda en iyi yabancı film kategorisinde ödül aldı. Ve The Celebration da bence mükemmel bir filmdi. Şimdi Celebration'ı şöyle anlatıyorum. 4 kardeşler, bir tanesi ölü, 3 tanesi babasının doğum gününü kutlamaya, 60. yaşını kutlamaya eski evlerine dönüyorlar. Her neyse, bir bomba atılıyor partiye. Gerçek anlamda değil, bir haber anlamında bomba atılıyor. Çok alakasız bir şekilde ben 11. sınıfta University of Copenhagen'dan, Kopenhag Üniversitesi'nden İskandinav film tarihi kursu almıştım, online kursu. Ve orada Dogma 95'ten bahsediyordu ama ben Dogma 95'ten herhangi bir film asla izlememiştim. Bu sene işte bu The Celebration'ı ilk defa izledim ve çok beğendim film stilini. Evet, The Celebration da böyleydi. 4. film bu ayki favorilerim arasında giren, bu aralarının en sevdiğim film, Whisper of the Heart. Bu bir Studio Ghibli filmi ve birkaç gün önce izledim ve o kadar beğendim ki anlatamam. Yani bu film bir gizli mücevher yani. Studio Ghibli kategorisinde çok böyle öne çıkmayan bir film çünkü Miyazaki filmi değil. Bu film hakkında neden daha fazla konuşulmuyor bilmiyorum. Çünkü evet, Totoro var, evet Kiki var. Yani o filmler zaten çok kült, klasik animasyon filmleri ama bu film de çok güzel. Bunu niye konuşmuyoruz? Hadi konuşalım. Whisper of the Heart şunu anlatıyor. Bir tane lise sınavına hazırlanan bir kızımız var. Ve bir tane de şu an lisede olan oğlanımız var. Shizuku ve Seiji. Shizuku kızımız lise sınavına hazırlanıyor. Bu kız inanılmaz içe dönük, inanılmaz kitapları seviyor falan filan. Shizuku bir gün şeyi fark ediyor. Benim kütüphaneden aldığım tüm kitaplarda Seiji diye bir adamın ismi var. Hani bu kütüphanenin kimler almış diye gözüküyor ya. Bu adamın ismi var. Bu kim diye soruyor ve onu aramaya başlıyor. Ve sonrasında aynı zamanda bu Seiji, tabii olsa da Seiji olduğunu bilmiyoruz. Çok bir spoiler değil bu. Bununla uğraşıyor. Çünkü o olduğunu anlıyor. Enemies to Lovers desen var. İçe dönük ana karakter desen var. Kitap
kurduğu ana karakter desem var. Müzik sever ana yan karakter, müzik sever romantik interest desen var. Bu filmi keşke ben daha önce izleseydim. Çünkü 8. sınıftaki Zeynep'in o kadar sevebileceği bir filmdi ki şu an hani izlerken oha ben bu filmi neden daha önce izlemedim diye kendimi o kadar sorguladım ki durum böyle. Whisperall'da artık kesinlikle çok 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 öneririm Netflix'te. Merhaba dostlarım. Öncelikle videoyu böldüğüm için özür dilerim ama bunu söylemek istedim çünkü hala devam eden bir olay. Güneyde biliyorsunuz ki ülkemizin güneyinde bir sürü yangını var. Devlet bu konuda hiçbir şey yapmıyor ve üzerine de bir sürü hayat etkileniyor. İnsandan tutun ağaca, ağaçtan tutun hayvana. Bunun için birkaç tane yardım linki koyacağım aşağı. Ben Haytap'a bağış yaptım ama daha farklı veterinerlerin bu hayvanları tedavi etme sürecine yardımcı olan veya direkt hatta onu karşılayan bir sürü dernek var. Onları aşağı linkleyeceğim. Aynı zamanda benim kendi üniversitemin, Bilkent Üniversitesi'nin yardım toplama postu var Instagram'da. Oradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Onun da aşağıya linkini koyacağım. Ben bağış yaptım. Lütfen siz de eksik olmayın. Bunu buraya koymak istedim. Özür dilerim tekrardan böldüğüm için. Şimdi videoya devam. Var. Ve bu ayki son film, son favori filmime geçiyorum. O da The Way He Looks. Film Brezilya yapımı bir film. The Way He Looks şunu anlatıyor. Görme engeli olan bir ana karakteri takip ediyoruz. Leonardo. Ve okuluna yeni transfer olan Gabrielle'le olan ilişkisini izliyoruz. Bir de yakın bir kız arkadaşı var. En yakın arkadaş Giovanna diye. O üçünün ilişkilerini izliyoruz lisede. Chef's Kiss. Yani gerçekten bu da çok çok güzel bir filmdi. Bu filmle alakalı olarak ben şöyle bir not almıştım. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri izlediğim filmin işte Letterboxd'a giriyorum işte yönetmene bakıyorum falan filan. Nedir onun ismi? Yönetmenin ilk uzun metraj filmi ve yönetmenin ilk kısa filmi de bu uzun metraj filmin kısa filmi. Büyük ihtimalle yönetmen bir festivale falan yollamış filmi ve ondan sonra bir şekilde uzun metraja dönüştürmeyi başarmış. O kadar mutlu oluyorum ki anlatamam yani. Gerçekten çok çok keyif veren nadir şeylerden biri bu. Sinema sektöründeki. Kesinlikle öneririm. Evet, filmler bu kadardı. Filmlerden yeterince bahsettiğimi düşünüyorum. Şimdi belki de birazcık temaya uygun olarak temaya uygun bir geçiş yapıyorum. En sevdiğim dizilerden bahsetmek istiyorum bu ayki. The Way He Looks'a birazcık yine oradan bir geçiş yaparak. Bu ayki favori dizilerimden biri Young Royals oldu. Young Royals çok güzeldi. Yani gerçekten uzun süredir bu kadar keyif aldığım bir gençlik dizisi izledim mi? Hayır. Gerçekten ergenleri gösteren, gerçekten lise hayatını gösteren. Tabii evet. Tamam. Hani İsveç'teki prensi anlatıyor. Okey. Tamam. Okey. Peki. Ergen problemlerini, ergen şeylerini anlatan bir dizi uzun süredir izlemiyordum. Young Royals Netflix'te var ve şunu anlatıyor. Wilhelm diye bir çocuk var. Bu İsveçli bir prens. Bir şekilde bir olaya karışıyor. Birini dövüyor falan filan. O yüzden ailesi diyor ki yeterli bu kadar. Seni şu an özel okula yolluyoruz. Ve özel okula gidiyor. Ve özel okulda Simon diye bir çocuk var. Evet. Onların ilişkisini anlatıyor. Gerçi bu diziyi eğer Scam izlediyseniz, Scam'ı biliyorsanız, Scam'ı beğendiyseniz Young Royals'ı kesinlikle öneririm. Yani Avrupa gençlerini çok iyi anlatıyor bence. Tabii bizim Avrupa gençleriyle ne alakamız var bilmiyorum. Avrupa gençleri gibi kaliteli bir hayat yaşamıyoruz ama olsun yine de. Başımızdan geçen olayları güzel şey yapıyor. Bu Euphoria gibi manyak bir şekilde hani o hepimiz uyuşturucu alıyoruz, hepimiz molly şey yapıp patlı karıncada orgazm geçiriyoruz falan filan gibi bir durum yok. Normal gençler. Gerçekten ergen olan insanların ergen rollerinde oynadığı bir dizi. Çok beğendim. Dizi kategorisi bu aylık bu kadardı. Şimdi en sevdiğim kitaba geçelim bu ayki. Paulo Coelho'dan Veronica Ölmek İstiyor. Bu kitap çok güzeldi. Bunu evet her anlattığım şeye çok güzel, çok beğendim. Aa, mükemmeldi falan filan diyorum ama Paulo Coelho'nun benim okuduğum en iyi kitabıydı ve Simyacı'yı da okudum arkadaşlar, evet. Şimdi Veronica Ölmek İstiyor şunu anlatıyor. Veronica bir gün diyor ki ben bu hayatta artık yaşamak istemiyorum. O yüzden otele gidiyor bir tane ve bir sürü hap alıp ölmeye çalışıyor. Beceremiyor ve kitap bunu anlatıyor. Beceremediğinden ötürü bir akıl hastanesine yatırılıyor ve Veronica'nın oradaki hayatını, oradaki yaşamını anlatıyor kitap. Veronica'nın direkt şeyi çok bana yakın geldi. Yakın geldi demek kötü mü? Aile üyelerim izliyor bunu ve kitabın başlığı Veronica Ölmek İstiyor. Herkese kesinlikle önermem. Özellikle hani trigger warning vereyim yani. Bu tamamen bir trigger warning. Bütün walking trigger warning bu.
bilmiyorum, belki de doğru zamanda doğru yerde okudum ve bu kadar güzel bir kitap da değil ama bazı yerlerinde gerçekten akıl hastanesinde bulunan bir sürü diğer hastalarında hani konuştuğu şeyler, verdikleri nasihatler o kadar böyle dedim ki oha evet. Sanırım insanların simyacıda yaşadığı şeyi ben bu kitapta yaşadım. Çünkü ben simyacıyı çok sevmemiştim. Konusu çok depresif. Yazın niye bunu okudun Zeynep diyebilirsiniz. Ama ben yazları sevmiyorum. O yüzden Summertime Sadness. Paulo Coelho birini koymak istiyor böyle bir kitap. Sırada bu ayki en sevdiğim şarkılara geçelim. Başlayalım. Evet, bu ayki şarkılardan da bu kadar. Bu şarkıların hepsini benim yaz playlistimde bulabilirsiniz. Onların hepsini aşağıda linkliyor olacağım. Şarkılar da bittiğine göre en sevdiğim diğer şeylere geçelim. En sevdiğim diğer şeylerde bu ay iki şey var. Bir tanesi olimpiyatlar. Olimpiyatlar çok eğlenceli. Tek sıkıntısı Tokyo'da olduğu için çoğu şey ben uyurken oluyor. Ve onun için uyanmak istemiyorum özür dileyerek. Madalya törenlerinin hepsi ben uyurken oluyor. Sonra seçmeler ben uyanıkken oluyor. O yüzden o sıkıntım var ama olimpiyatlar onun için çok çok eğlenceli. Filenin sultanları mükemmel oynuyorlar. Gece 3'te uyanmamayı tercih etmişim ya burada. O çeyrek final maçı için uyandım, izledim. Çok gurur duyuyorum Filenin sultanlarıyla. Çok üzgünüm ama aynı zamanda. Ama çok çok büyük başarı ve hani bu kadar kötü olayın içerisinde, kötü olayın olduğu sırada bile olsa çok moraldi benim için. Evet. Seyircili maçlar başlasın. Voleybol maçlarına gitmeye karar verdim arkadaşlar. Ben artık voleybolcu bir kişiyim. Voleybol maçlarına gideceğim. Öyle bir kaliteli insan olacağım yani. Çünkü voleybol izlemek gerçekten çok eğlenceli. Futbol izlemekten daha eğlenceli bence. Ve sonrasında bu ayki ikinci favori diğer şeyim de bir YouTube kanalı. Bu kanal uzun süredir favorim ama bu ay tekrardan video yüklemeye başladıklarından ötürü şu an burada. O da Joanna Cedia. Maç Chamberlain'in kıyafet merch'ünün replikasını yapmıştı. Öyle bir videosuyla patladı o kız. İnanılmaz komik. Yakın zamanda egzama ile alakalı bir problemi oldu. O yüzden uzun süre boyunca, neredeyse bir yıl falan boyunca hiçbir şey paylaşmadı. Ama bu ay tekrardan paylaşmaya başladı bir sürü yeni video. Ve inanılmaz komik bir kız. Gülmek istiyorsanız gidin Joanna'yı izleyin. Gerçekten çok komik. Ve evet, bu ayki favorilerimin sonuna geldik. Evet dostlarım, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenmeme butonuna basmayı unutmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Evet, çok fazla video paylaşmıyorum ama yaz okulum bitti. O yüzden Ağustos'ta umarım sizlerle daha fazla bir buluşacağız. Özellikle bu ve Instagram'da. Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.